İzleyeceğiniz bu şenlik, Hitit uygarlığının önemli bir yerleşim merkezi olan Çorum iline bağlı Alaçayhöyük'te gerçekleştirilmiştir. Anadolu halkının yaratıcılığını belgesel nitelikte olan bu şenlikte izleyeceksiniz. Genç Kanal Televizyonu yayınlarının Anadolu üstündeki büyük etkisini hiç kimse inkar edemez. Bu oluşumun katkılarıyla Çorumlular Türkiye'de ilk defa 100 civarında köy derneğini bir araya getirdi. İnsanlara coşku ve birlik ruhu veren bu eylemler sonucunda köy dernekleri gece tertiplemeye başladı. Bu işin de önderi Alaçayhöyük Kültür Derneği yöneticileri oldu. Cingöz Petrol Salonu'nda yapılan Yemekli Alaçayhöyük Gecesi dillere destan oldu. Bu ilgi üzerine Alaçayhöyüklüler Kurban Bayramı'nda bir şenlik düzenlemeye karar verdi. Köy muhtarı Nihat Kaplan, Memduh Denkli, Arap Kaplan, Salih Doğan, Ünal Yalçın ve çevre köylerden Kara Mahmut, Kalınkaya ve İmat köylerindeki katkılarıyla el ele, kol kola, omuz omuza, yürek yüreğe ve de can cana bir şenlik ortaya çıktı. Bayramın birinci günü hareket eden Genç Kanal otobüsünü Sungurlu'da Alaçayhöyüklüler karşıladı. Hava kararırken Alaçayhöyük'e giren konvoyu hoş bir sürpriz bekliyordu. 1000 civarında Alaçayhöyüklü köy konağı önünde büyük bir coşku ile sanatçıları karşıladı ve programda olmamasına rağmen ayaküstü bir konser verildi. Yüzlerce Alaçayhöyüklü dev bir semah grubu oluşturdu ve coşkulu gecenin geç saatlerine kadar sürdü. Bayramın ikinci günü Alaçayhöyük Hitit Müzesi'nin ünlü bahçesi Ankara'dan ve yakın köylerden gelen binlerce Çorumlu ile tıka basa dolmaya başlamıştı bile. Genç Kanal ekibi, Genç Kanal sanatçıları ve Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük miting sunucusu Erkal Zenger'in şovları bu mütevazı şenliği dev bir festivale dönüştürdü. Çorum ist eines der seltenen Gebiete auf der Welt, die sowohl vorgeschichtliche als auch geschichtliche Kulturen und Zivilisationen auf türkischem Boden beherbergte. Dieses fruchtbare Land im Becken des Kızılırmak war der Grund, weshalb seit der Frühgeschichte der Menschheit hier Dörfer, Stadtstaaten, Reiche und Imperien gegründet wurden. Die einzigartigen Zivilisationen der Welt entwickelten sich in dieser fruchtbaren Umgebung. Die Siedlungen rund um die Stadt Çorum sind die wichtigsten Zeugen einer reichen Geschichte. Für jeden, der in die Türkei kommt und die prachtvollen Zivilisationen Anatoliens näher kennenlernen möchte, ist Besichtigung der historischen Umgebung von Çorum ein absolutes Muss. Eine der bedeutendsten und namhaftesten Kulturzentren im Gebiet ist Alaçayhöyük. In der Alaçayhöyük, seit der Steinzeit besiedelt, finden sich Spuren aus dem Kalkolithikum, der frühen Bronzezeit, aus der hethitischen sowie der phrygischen Zeit. Alaçayhöyük stammenden und heute in den Museen Anatoliens ausgestellten Kunstwerke stellen eine unvergleichbare Sammlung dar. Diese Werke aus der frühen Bronzezeit, welche mit einer sehr hochentwickelten Hammer- und Brusttechnik hergestellt wurden, zeugen von dem hohen Stand der Technik, die die Bewohner Anatoliens vor 5000 Jahren erreicht haben. Diese Funde aus den Grabstätten unabhängiger Stammesführer und ihrer Verwandten, die damals auf anatolischem Boden geherrscht haben, zeigt den kulturellen sowie künstlerreichen Reichtum des Gebietes. Die zusammen mit ihren Grabbeigaben beigesetzt wurden, sind entweder in gestreckter Haltung oder Embryonalhaltung gefunden worden.
dem Verschluss der Grabkammer legte man Köpfe und Beinknochen geopferter Stiere auf das Grab. Diese Gräber sind mit Steinmauern umgeben, ungefähr einen Meter tief und rechteckig. Burası mutfak bakımı.
Selda yaptı. Selda, soyadın? Kemal Türk'ün. Kemal Türk'ün kızı. Çok güzel. Siz? Serfet Kaplan. Serfet Kaplan'ın kızı. Siz? İsmet Köken. İsmet Köken. Çok güzel. Burcu'nun bir özelliği de şey, memnun değil. Evet. Yeni yetişen genç kızlarımızın. Evet. İleride daha ayrı bir çekim. Tabii. Esasında o şeye yönlendirmek lazım. Ben onu düşünüyorum. Ben mesela benden bir teklif geldi. Halk ekinin dışında, halk ekinin bütçesi yeterli. Hani evet. Tek makine beslediniz. Evet. Peki buna devlet katkısı imkanı yok mu? Devletten yardım istense maddi kaynak sağlanamaz mı? Onu artık devlet büyüklerimiz yani bilirler. Biz köylü olarak evet. Gerçekten bu genç kızların bir velisi olarak bunu bekliyoruz devletten. Elbette bir devletin de katkısı olması lazım. Peki muhtarlığın katkısı olmuyor mu bu konuda? Karınca kadarın bir gazete yapıyoruz da şöyle. Biz şey düşünmüştük, caminin kilimini burada üretelim. Ama galiba bir şey verildi, camin evini. Sağolsun, Musa'nın çok yardımda bulundu. Bu sene de, bu sene de bir şey. Sahil olur, bunları. Değil mi? Selahattin Özdemir'in. Selahattin Özdemir'in. Arap Doğan'ın. Arap Doğan. Ooo, Arap Doğan. Evet. Burası da yine boyama. Evet. Makineyle az galiba. Hocam peki kızlarımız içerisinde, genç kızlarımız içerisinde bu kursak atılıp da belki hak etmeyen var mı? Hani bunu size özellikle rica ediyorum. Genelde eskiler yani. Hepsi değil mi? Evet. Yani hepsi belgeyi aldık hakkıyla aldı değil mi? Hakkıyla aldı. Elbette. Almaları gerekir. Yani hocam şu meydana çıkıyor. Anadolu insanda, Anadolu gençliğine imkan verilirse şayet yapamayacağı şey yok. Evet. İşte tabii. Onu da burada görüyoruz. Evet. Hakikaten. Sanki fabrikasyon bir şeymiş gibi, eşyaymış gibi hepsi gayet güzel yapılmış. Size böyle bir organizasyon gerçekleştirdiğiniz için, bu gençleri yetiştirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hocam teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Çok iyiyim işte. Evet. Evet. Çok güzel. Peki, hocanın burası nedir? Burası şark köşesi olabilir. Şark yani. Köşesi. Ne yapılıyor şimdi burada? Eskilerden yani geleneklerini evet. Yenilemek için. Evet. Ya burada herhalde yufka ekmek. Evet. Orada geliştirdiğimiz şey. Ailenimiz var. Ailenimiz bile var. Ailenimiz bile var. Ailenimiz bile var. Ailenimiz bile var. Bu kısımda herhalde konfeksiyon işi. Gayet güzel yani. Evet. Gömlek, etek, katı mevcutçe gayet güzel. Çok güzel. Çok güzel. Evet. 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 Kimin kızısınız? Cuma. Yaraşır. Yaraşır. Evet, çok güzel. Tebrik ederiz. Veli Denkli'nin kızı. Evet. Oldu. Peki. Şöyle.
Bunlar şimdi nedir hocanın? Masa örtüsü, boyama dediğimiz. Boyama, boyama. Evet, çok güzel. Çok güzel. Sanki makine baskısı. Tabii, o kadar güzel. Tabii, çok güzel olmuş, çok güzel. İşleme. Kızların eline sağlık. Evet. Çok güzel. Peki. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Sağ olun. Atmamalı gerekiyor. Tamam. Başladık. Şimdi biraz önce kurs hocaları Sayın Fatma Kaynar'ın eşliğinde kursiye talebeleri görüyoruz. Biraz önce gayet güzel, gayet övünülür bir şekilde gerçekleştirilmiş olan bu göz nuru emeklerini seyrettik. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Kaç öğrenciniz var? 17 tane. Sizin hepinize teşekkür ederiz. Sağ olun. Olacağı yok, olmuş gibi görüyorum ben. Sen olacağı yok diyorsun ya. Yani olmuş gözüyle görüyorum. Evet. Olmuş gözüyle bakıyorum. Çünkü Sayın Valimizle Bir Başkanımız çok iyi getiriyorlar. Şimdi daha son çalışıyorlar. Konuşmaları tamamını alıyorsunuz değil mi? Sayın izleyiciler, şimdi Alacahöyük köyünün genel bir görünüşünü izliyorsunuz. Daha ilerideki cephede Kalınkaya köyü. Bizim belediye teşkilatımız içine girecek bir köydür orası. Kaç kilometre var Muhtar orası? Kaç kilometre? 2 kilometre. Peki. Ama en son evden en son eve 500 metre. Bizim bu Alacahöyüğümüzün oluşumunu bir anlatır mısınız? Tarihini kısaca şöyle. Bizim Alacahöyüğümüzün oluşumu herhalde Hititlerden sonrası. Evet, Hititlerden sonra. Evet. Geçelim, Osmanlı dönemini de geçelim. Osmanlı'dan sonra şimdi buraya bizim köye ilk gelen Alacahöyüğü'ye ilk gelenler Tokya'dan Mehmet Bey diye bir tanesi. Mehmet Bey diye bir vatandaş ismi, ailesiyle birlikte geliyor, evet. Soy ismi olmadığı için o zaman Mehmet Bey olarak geçiyor. Evet. Daha sonra Oruçoğlu Murtaza Kahya. Oruçoğlu Murtaza Kahya. Evet. Onun dışında işte peşinden gelen insanlar var işte. Denkliler var herhalde. Evet. Tosya'dan mı geliyor bunlar? Onlar da Tosya'dan geliyor. Tosya'dan geliyorlar. Ondan sonra bu köy oluşuyor. Peki bu köyün nüfusu kaç şimdi Sayın Muhtarım? Şu anda 977 nüfusu var. 977. Evet. Demek ki Ankara'daki, bilmem Antalya'da, İzmir'de, İstanbul'daki olanlarla birlikte herhalde yapsak yurt dışı 2000'i buluruz değil mi? 2000'i çok geçer. Tabii. Çok geçer. Peki. Şimdi burada oturan insanlar kadar Ankara'da. Biz burada Ankara'da 147 haneyiz. Var. Ankara'da 137 haneymiş. Aramızda 10 tane. Bak, yapılan tespitlerde Memduh Bey Ankara'da 135 hane bizim köyümüzden ikamet ettiği söyleniyor. Bu en azından hani 5 kişi, bir aileyi 5 kişi sayarsak 850 kişi, 875 kişi oluyor ki hani bu da bizim nüfusumuzun burada yaşayan oranı kadar bir nüfus Ankara demektir. Yurt dışındakilerle birlikte 3000'i geçiyor bizim nüfusumuz. Evet. Yalnız bir şey dikkatimi çekti Sayın Muhtar. Bakıyorum etraf köylerde pek bu kadar yeşillik, ağaçlık, meyvelik bir alan daha yok. Herhalde bizim köyümüzün daha uyanık olmasından ne bileyim, daha çağdaş düşünmesinden ileri geliyor bu olaylar herhalde. Zaten Hititlerin gelişi medeniyet getirmişler o zaman insanlar. Şimdi Hititlerin zamanında olan kanalizasyon mesela şimdi yok. Yok. Yani Alacahöyük
kuruluşunda, sonra göçünde yok yani. Peki Ünal Yalçın, Sayın Ünal Yalçın, bu tepelerin üzerinde zirvede iki tane kaya ucu görünüyor. O nedir? O konuda bilgi verir misiniz? Orası volkanik bir kaya, tabii evet, bir kaya. Ama onun üzerinde Sirikyalılar dönemine ait bir saray kalıntısı var. Yüksekliği ne kadardır o kayanın? Yüksekliği yaklaşık 80 metre civarında. 80 metre kaya. Tabii, evet. Tabii evet, bir kaya. Evet, yekpare bir kaya. Evet. En evet, zirvesinde de o gördüğümüz büyük çatalın o büyük geniş olan kısmında evet, Sirik Sarayı yapılmış. Evet. Kalıntılar da var. Yüzlerde evet, şu anda var. Evet. Peki. Oldu. Memnun. Şimdi köyümüzün herhalde bir girişini şöyle sanki bir tünel gibi ağaçların iki tarafından kapatıp yolumuzun üzerini kapatan bir girişini görüntüleyeceğiz. Ve köyümüze gireceğiz. Köyümüzdeki sosyal tesisleri devlet tarafından, şahıslar tarafından yapılan... Şu anda gözükmüyor. Evet. Biz de yalnız memnun koyduk. Tesisleri göreceğiz. Bir de şu var. Köyümüz hani şimdiki bu durumda kapalı gibi, küçük gibi gözüküyor ama evet, ağaçlar arasında evet, saklı bizim köyümüzün yarısı. Yani sanki hani yeşillik göstermiyor. Ağaçlar arasında villalar tabii, gibi tabii, değil mi? Tabii. O ağaçlar, bak o ağaçlık yeşil evet, alanda bizim evet, köyümüzün asıl yerleşim merkezi orası, bu görülen üçte bir gibi evet, küçük bir kısmı. Evet. Yani Alkaya'ya doğru uzayan kısmı. Hani büyük kısmı tamam, ağaçlıklar arasında saklanıyor. Ağaçlar arasında tabii, yerleşim merkezleri var, onlar görünmüyor. Şimdi köyün genel görünümünü çekerken tamam, göreceğiz onları. Şu kısımda. Tamam. Peki bu batı tarafında da bir yerleşim merkezi var. Zannederim o da İmat. Alacahöyük belediye teşkilatının içine onlar da dahil olacaklar. Da dahil İmat köyü değil mi orası evet, da? İmat evet, evet, mahalle olarak. Evet. Keşke imkanımız olsa onları da görüntüleyebilseydik. Şimdi şu kısımda şu Karşı Tepe'de evet, Bahar'dan sizin Mendes Bey'in de göndermiş olduğu çamlar 2000'e yakın. Evet. Çam başka. İnşallah onlar da yetişince tabii orada daha olur, önce Ali Emiroğlu'nun diktirmiş evet, olduğu evet, çamlar var ama evet, bakılmadığından evet, bir kısmı gitmiş. Evet. O gözüken alan böylece hep şey olacak. Devlet tarafından ağaçlandırılacak. Peki. Tamam. Şimdi şey yap. Yani belki ben bile çok soruyorum. Evet, buralar aslında. Ben evet, kimim ben? Ben Sinan. Baba ne? Hangi görüntü? Bu Alacahöyük'ün girişi. Yani Alacahöyük'ü Boğazkale'ye Hattusas'la bağlayan yolun girişi burası. Evet. Yoldan Alacahöyük'e giriş. Giriş, evet. Herhalde evet, şimdi ileride gayet güzel bir manzara izleyeceğiz değil mi? Evet. Tünel şeklinde. Büyün çok görülmeyen güzel yerlerinde göreceğiz. Evet. Deminki, deminki dediğim tarih yeşillikleri orada saklı kalan bölümlerini de göreceğiz. Ay ışığında, yıldızlar altında, gayet güzel bir manzara teşkil eder herhalde değil mi? Evet, çok güzel. Seni gördüğüm zaman, bu yeter bu. Alacahöyük bu. Duval tünel bu, duval. Durur bütün zamanlar, ama gönlüm sen söyle. Vakti masraf gerektirmeyen duval tünel. Tabii, duvalın harikası. Sosyal faaliyetler de güzel. Şimdi şu soldaki nedir acaba? Benzinlik istasyonu buna. Benzinlik, petrol, petrol ofisi. Evet. 1983 yılında bir vatandaş tarafından yaptırıldı. Buradaki köyümüzde rastgele çiftlikte. Bunlar yani. Evet. Burası akaryakıt istasyonumuz bak, kamyonlarımız, traktörlerimizin akaryakıtları buradan karşılanıyor. Peki Muhtar, köyde kaç traktör var, kaç kamyon var ya? Şimdi bu
35 tane kamyon, 46 tane. 35 kamyon. Evet, 46 tane traktör var. Peki şu sağdaki atölye nedir? Burası şey, kaynak. Soğuk demirci kaynak suyu. O zaman her türlü imkan var ya burada. Tabii. Elbette Ganiş. Gayet güzel. Köyümüz bir şehir teşkilatında. Sadece bizim köy hizmet etmiyor burada. Evet, evet. Ediyor. Peki bu sağdaki bina zannederim bir okul. Evet. Ortaokul değil mi? Evet. Alacahünlük Ortaokulu. Şimdi... Bugün her Türkiye'de hemen hemen %70'inde köylerin bulunmayan ortaokul burada var değil mi? Memduh Bey, evet. Burada... Biraz tarihçesini bahseder misiniz buranın? 1971 yılında Ortaokul Yaptırma ve Yaşatma Derneği adı altında bir dernek kurduk köyümüzde. Bu dernek 1973 yılında köyümüzde ortaokulun açılmasına vesile oldu. Çeşitli girişimleriyle vesile oldu. 1973 yılında ortaokulumuz açıldı. Geçici bir binada. Dernek vasıtasıyla. Dernek kanalıyla. Devlet katkısı nedir burada devlet peki? Devlet katkısı sıfır. Devlet katkısı yok. Evet. Bizim derneğimizin girişiminde geçici binada faaliyet gösterdi. Yine derneğimizin girişimiyle bu görünen arsayı kendi maddi imkanlarımızla temin ettik. 1983 yılında yine devlet katkısı olmadan yine halkımızda birbirimizde devlet ödeyiz. Evet, 1983 yılında kendi köyümüzün ve çevre köylerin katkısıyla inşa etmiş olduğumuz okulumuzda çocuklarımız 12 yıldır eğitim görüyorlar. Kaç öğrencisi var buranın? 86'nın üzerinde. 86'dan aşağı düşmüyoruz. En düşük. Bu az değil mi? Şimdi az. Şöyle az. Bizim köyümüzde ortaokul var. Çevre köylerde. 7-8 tane köy buraya bağlı. Burada çocuklarını okutuyorlar. Ama köyümüzde lise olmadığı için çocuklar ortaokulun lise okumayı, ortaokul kısmını okumadan gidiyorlar dışarıda okuyorlar. Yarın giden öğrenciler. Bizim yine derneğimizin girişimiyle lise yaptırmayı planladık ama bizim maddi imkanlarımızı aştığı için biz bunu hani devletten de katkı göremedik. Hani biz bunu gerçekleştiremedik. İnşallah şimdiden sonra yeni muhtarımızın da girişimiyle parti yöneticilerimizin, gerçek devlet adamlarımızın yardımlarıyla liseyi de gerçekleştireceğiz. Zaten üstüne çıkılacağız. Çıkılabilecek şekilde zannederim bunun şeyi. Tabii. Bu plan proje üstüne lise yapımız olmuştu bunun için. Evet. Yani biz okul ihtiyacımız yok. Sadece öğretmen verin. Evet. Temel eğitime geçelim dedik. Evet. İlkokulu, ortaokulu zaten temel eğitim olunca gidiyoruz. Hoca yönünden öğretmen yönünden yeter. Zaten öğrencinin az olması biraz da ona dayanıyor. Zaten talebenin az olması da. Ama yine de köyde bir ortaokulun olması büyük bir şanstır. 22 büyük yıldır. Bir imkandır. Bunu gerçekleştiren köy halkını da çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. Şimdi köyümüzün diğer şeylerini tanıyalım, diğer yönlerini tanıyalım. Biraz ileride sağlık ocağımız var. Evet. Sağlık ocağımız var. Şimdi Alacahünlük'e Sungurlu yönünden giriş. Evet. Şimdi Memduh Bey sade burası değil. Köyümüz yerleşim bakımından üç yönden girişimiz var. Burası Alacahünlük'e Sungurlu istikametinden giriş. Yani Boğazköy'e bağlayan yol. Boğaz köy yolu asfaltına 10 kilometre. Burası bizim güney girişimiz. Bir de doğu girişimiz var. Alaca Çorum yolu. Bizim ilçemizle il arasında mesafemiz 8 kilometre. Bu yeşillikte, bu tabiat harikası bir yerde yaşam standardı nasıl? Kaç yaşında ölüyor insanlar ortalama ya burada? Burada insan ölmez de ya. Vallahi maalesef erken ölüyoruz. He? Maalesef erken mi? Ölüm oranını düşündüğümüz zaman gerçekten ekonomik yönden diyorum bunu. Ekonomik yönden. Hani bizim şu doğa harikasına gerçekten sahibiz ama ekonomik yönden gerçekten hani kısıtlı halkımızın geliri kısıtlı. Çünkü tarım girdileri başını aldı gitti. Tabii. Vatandaşın mahsulü yerinde sayılır. Peki hani bu sağdaki bina nedir? Burası sağlık ocağımız. Sağlık ocağı. Doktor var mı? Var. Var. Doktoru, ebesi, hemşiresi, sağlık personeli. Evet, o şey yok. Onun dışında iki tane görevli var. Bir doktor var, bir hemşire var. Onun dışında görevli yok.
evet. Çeşitli zamanlarda. Ama yine de yeterli sayılır yani. Birçok köyde bulunmayan şeyler burada da var. Doğru da. Bektaş amca merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi. Köyümüzün herhalde en yaşlılarından sen kaldın. Yok biraz. Maşallah maşallah iyisin. İyi. Bak seni filme alıyoruz burada. Anca. Bak 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 şöyle bizliğe bak. Ben de biliyorum. Nasılsın iyi misin? İyi. İyi hadi çok teşekkür ederim sağ ol. Hadi. Biz de bu sağlık ocağına çok ilgisiz kaldım yani. Evet. Devlet ilgisiz kaldım. Evet. Şu haline bak yani. Ne durum? Yok, yok. İyi, iyi, yine iyi. Yani şeye de bak. Ben de oturma kesin. Taraf kredi istersen al o kapıyı. Şöyle bir levhadan şöyle girişini bir al. Tabii. Levhadan içeri. Görevli varsa soralım isterseniz içeride. Neyi soracağız okulda? Yani günde kaç kişi muayene oluyor, gelenler ne kadar ileri ne kadar. Kayın geldi. Değil mi? Evet. Ama gayet güzel yani bir takım eksiklikleri de olsa şimdi bu çok büyük bir imkan. Yeni bir tamirden geçecek malzemesi geldi. Şimdi yani. Memnun Bey, burası 18 yıl oldu ya burada. 18 yıl ya. Başka bir bakımda onları mı görmedi? Hani bizim sağlık ocağımız 18 yıl. Evet. 77 tarihinde yapıldı. Bazı bahçe duvarlarında. Arkada görünen bu bu görünen tesisler herhalde lojmanları. Evet. Sağlık memnun Bey. Evet. Tabii arkada şey garajı var. Evet. Ambulans girmeleri evet. Var. Evet. Üç tane personel gayet oturabiliyor. Güzel. Evet. Ol. Bizim Alacahöyük Müzesi'nin müdürüdür. Bu konuda, buranın Alacahöyük'ün tarihi konusunda, müze konusunda bize açıklamalarda bulunacak. Ünal Bey, bizim yıllık turist miktarı nedir buraya Alacahöyük'e gelen giden? Şimdi Alacahöyük'e genelde yabancı evet. Ziyaretçiler geliyor. Evet. Bu Nisan ayında başlar. Evet. Kasım'ın sonuna kadar sezonumuz devam evet. Eder. Evet. Bu süre içerisinde evet. Evet. 10 bin civarında 10 bin yabancı. Yabancı. O evet. Çok güzel. Çok 20-25 bin civarında yerli ziyaretçi evet. Her yıl ziyaret eder buraya. Peki, peki şu amblem nedir şu? Şu ben de derim bayramın ikincisi günü yaptığımız Şenliğin logosu değil mi? Evet. 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 O da çok güzel bir şenlik olmuştu zaten. Evet. Bu görüntülerle birlikte o da verilecek. Peki İnan Bey, köyümüz turizme kaç yıldır hizmet veriyor? Bunun tarihi nedir? Arkeolojik, ilk arkeolojik araştırmaları, müzenin evet. Araştırmasını ve turizme... Şöyle kısa, kısa, kısa tarihçesini anlatarak şöyle yürüyelim. Şeyin yanında, evet. 1935'te ilk kazılar başlamış Atatürk'ün direktifleriyle. İlk milli kazı i̇lk değil milli mi? İlk milli kazısı Türk Tarih evet. Kurumu yürütüyor yani 60 kazıyı. 60 yıl önce. Elbette tabii. Ondan sonra Kırk'ta ilk müzemiz kuruluyor. Biraz sonra göreceğiz. Kırk'ta evet, Bahadır evet. Müzemiz kuruluyor. O müze yetersiz kaldığı için şimdiki bu müze evet. 1982 yılında hizmete şimdiki girdi. Şimdiki bu müze dediğimiz müze herhalde şu karşıdaki evet, karşı binamız. Bina gayet güzel, modern bir bina. Emniyet açısından, personel açısından yeterli mi? Yeterli. Yeterli tabii. Değil mi? Gece gündüz yeterli. Sürekli bekçimiz var. Evet.
Bekliyorlar. Zaten bekçilerimiz görünüyor. Evet. Bekçiler gayet güzel tabancalı tüfekli. Biz de koruma, müze korunacak. Evet. Bizim tarihi eserimiz. Şöyle müzeyi şuradan da şey yapabiliriz. Gayet güzel. Evet. Şimdi bu taraf nedir? Şimdi burada arkeolojik kazı alanına giriyoruz burada. Evet. Yani bu eserleri, bu müzeyi dolduran eserlerin çıkarıldığı yerleri göreceğiz değil mi şimdi? Yerleri göreceğiz. Evet. Tabii. O zaman şu görünen eserler hakkında bize kısa bir açıklamada bulun bakalım. Nasıl? Şimdi burası Hititler dönemindeki şehrin giriş kapısı. Giriş kapısı. Evet. Sanki şu kenar sağ ve soldaki bu duvarlar... Baştan da söyle de... Evet. Sanki bu sağdaki soldaki duvarlar, bunun etrafında büyük bir sur varmış gibi şehrin. Tabii şimdi Hititler döneminde surla çevrili bir şey. Evet. Yalnız sur kerpiçle yapıldığı için günümüzde pek bir şey kalmamış. Sadece taş tabanda kalan, yani teren kısmında kalan taşlar. Evet. Ve o taşlarda da bakın kabartmalar var. Evet. Buranın dini bir merkez olduğunu gösteren sahneler var. Evet. Bir tanrının tasviri ve tanrıya sunulan adakların tasvirleri onları, var. Onları biraz daha yakından görelim isterseniz. Fırtına tanrısı Teşuba ait boğa. Yani bu tanrıyı temsil ediyor. Boğa, gösterdiğiniz boğa biraz evvel bahsettiğim gibi fırtına tanrısı Teşuba ait boğadır. Evet. Yani o tanrıyı sembolize ediyor. Evet. İkinci plandaki kral ve kraliçe. Kraliçe, kral, evet. Sunak masası. Masası, evet. Tanrı'ya sunulmak üzere götürülen kurbanlar. Kurbanlıklar, rahipler. Evet. Akrobatlar var, işte havaya merdiven dayamışlar, hançer yutuyorlar. Evet. Ve çalgı çalıp maymun oynatan orada iki kişi görülüyor. Yani... Böyle komple bir adak merasimi, adak şenliği. Evet. Bundan da anlaşılıyor ki burası dini bir merkez, dini bir şehir. Hititler döneminde. Dini bir merkez dedik. Burası bir tanrıça adına yaptırılmış bir şehir. Evet. Arinna'nın tanrıçası denir hatta bu oturan. Tarihlerde. Evet, güneş tanrıçası. Arinna'nın tanrıçası. Yani bu şehir bu tanrıça adına yaptırılmış dini bir şehir. Evet. Etrafında da tanrıçaya hizmet eden... Hititleri görüyoruz. Hititleri görüyoruz. Burada... Peki biz Alacahöyük Kültür Şenliği'ni burada gerçekleştirdik evet, değil mi? Evet. Bu bahçede şuraya kürsümüzü koyduk. Şu alan insanlarla dolmuştu. 4000-5000 civarında insanla değil mi? Coşkulu evet. Bir insanla gayet güzel bir şenlik düzenlendi. Ve bu şenliği inşallah muhtarlığımız, derneğimiz kanalıyla her sene yineleyeceğiz. Yani geleneksel duruma gelecek. Geleneksel duruma geldiği gibi bunu festivallere dönüştüreceğiz. Uluslararası festivallere dönüştüreceğiz. Biz onu ileri yıllara taşıyacağız. Evet. Bu siberkler nedir? Siberkler bu kapının ismi zaten adı üstünde Sphinx'li kapı. Evet. Sphinx yarı insan yarı hayvan olan hayali yaratıklardır. Bu Mısırlılarda da görüyoruz, Hititlerde de görüyoruz. Evet. Baş kısmı gördüğünüz gibi insan şeklinde, gövdesi aslan şeklinde. Hemen yanında Hit başlı kartal, Hitit dönemine ait. Evet, Hititlerin bu amblemi aynı zamanda bu. Çok ünlü bir kabartma bir amblem olması lazım. Çünkü bu amblemi bugün Almanlar bayraklarında evet, taşıyorlar. Evet, tabii. Yani nereden geldiğini tabii bilemiyoruz ama Almanları ne derece ilgilendiriyor bu konu bilemiyoruz ama fakat en ünlü kabartmalardan, en ünlü görüntülerden birisi herhalde. Birisi. İlk zaten Hititler'de görüyoruz bu kartal olayını, Hit başlı kartal olayını. Evet. Daha sonra Selçuklular da var bu. Evet. Şimdi Almanlar da var. Tabii Almanların Hititleri biraz da araştırmaların nedeni bu. Evet. Yani aynı soydan mı geliyoruz? Belki de. Değil mi? Belki de. Öyle, evet. Öyle bir şey var. Öyle diyebilir miyiz o zaman? Almanlar Hititlere ve Selçuklulara sahip çıkıyor.
gibi bir şey mi doğuyor buradan? Selçuk mara değil ama Hititleri araştırıyorlar. Sahip çıkma değil, evet. Araştırıyor. Evet. Belki bir kökenimiz dayanıyor diyor. Tamam, bunu hani amblem olarak kullandıklarına göre hani öyle bir sahip çıkma evet. Şeyi var. Evet. Burası Hititler döneminde mabet sarayın kalıntıları. Hemen yan tarafta gördüğümüz Hititlerden daha önceki bir yerleşim olan Fatiler. Anadolu'nun yerli insanlarının bulunduğu bir dönem. Milattan önce 3000 yıllarına dayanan bir dönem. O dönemdeki kral mezarları. Alacabülük'te 13 tane kral mezarı bulundu. Bu kral mezarlarının bulunduğu kısım buralar. Şimdi Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenen o çok değerli Alacabülük eserleri bu mezarlarda bulundu. Bir kısmı müzemizde sergileniyor. Daha güzel olacak. Burada sarayın girişinin şeyleri mi oluyor? Burada? Şurayı alın. Burayı değil de şurayı. Hititler döneminde, yani bundan 4000 sene evvel Hitit şehrindeki kanalizasyonu görüyoruz. Bugün çoğu şehirlerimizde bulunmayan kanalizasyon sistemi Hititler döneminde yapılmış. Şimdi Alacabülük köyünde, şu andaki Alacabülük köyünde bu yok. 4000 sene evvel Hititlerin yaptığı olay meydanda ve taş işçiliğini geri planda görüyoruz. Hititler döneminde taş işçiliği çok ileri düzeyde. Nasıl kesilmiş, nasıl yapılmış ve bu taşlar 5 kilometre uzaklıktaki bir taş ocağından kesilip getirilmiş kalın kayadan. Gördüğünüz bütün altı, gümüş, kuğu, eşyalar hepsi burada. Ya şu çukur. Ya görmedik. Hayır, yani resimde böyle şeylerini görüyorsunuz. Bu da burada isim yazdığını bile sizin şeyiniz. Evet, ben yaptım. Evet. Güzel. Ha, burayı iyi burası. Herhalde Hitit uygarlığının ana başlıklar halinde görünüşü. Yunan, Roma, Bizans, Selçuklu en üstte tabii. Ondan önceki Kilik Çağı, daha eskisi Hitit, eski Hitit ve İmparatorluk, eski Hitit Tunç Çağı, Halkolitik Çağı diye ve yani milattan önce 5500'de başlıyor ilk yerleşme. Yani şöyle böyle günümüze kadar, günümüze kadar uzanıyor. 6000 seneye yakın bir evet. Olay burası. Evet. Şu anda izlemiş olduğumuz yer köyde sadece turistlere yönelik köyde de faydalanıyor tabii de dışarıdan gelen insanların faydalanıyor. Kafeteryamız var. İşte buna benzer 5 tane kahve, 5 tane bakkal, bir hızarhanemiz var. İşte alt, hemen hemen belediyelikle ilgili altyapımızın tamam olduğuna inanıyoruz biz. Daha sonra da işte bildiğiniz 2 Temmuz'da referandum olacak. İmat Kalıngaya Karamahmut köylerinin birleşimiyle birlikte burada inşallah belediyeli Sayın Valimiz ve İl Başkanımız Feridun Ayrazoğlu'nun desteğiyle biraz da o
almış olduğumuz köylerin desteğiyle buranın belediye teşkilatı kurulacağını, gelen yabancı turistlere daha iyi hizmet verebilmemiz için şart olduğunu, şu güne kadar da ihmal edildiğine inanıyoruz. İnşallah bundan sonra devletimizin desteğini esirgemeyecek. Biz de elimizden gelen neyse yapabileceğimiz köylü olarak, diğer köylerde dahil yapacağımız çok şeyin olduğuna inanıyoruz. Ve bura inşallah belediyelik olacak, göçü de önlemiş olacağız tabii. Bura belediyelik olunca göçü de önlemiş olacağız. Bizim köyde zaten o göç, köyde 147 hane ise Ankara'da 137 hane. Yani yarı yarıya denecek şekilde nüfusumuzun da daha çok olacağı. Şöyle de, şimdi. Tarihi bir çeşmedir. Aşağıda Hititlerden kalma diyebilirim de yani çok eski bir çeşme. Tabii Hititlerden kalma evet. Diyebilirsin, onlardan kalma. Evet, Hititlerden belki resmini bilmediğin için arkadaş, müze müdürü arkadaş. Hititlerden kalma, çocukların olduğu yerde sonradan. Evet, bu arada günümüze uyarlanmış. İsmine, ismine bu çeşmenin? Büyük Pınar. Büyük Pınar. Evet. Evet. Büyük ya. Peki bu levhanın arkasında görünen tesisler nedir Musa? Şimdi bu levhanın arkasında görünen tesis bu tarafta duranı PTT. PTT. Yani kadrolu memuru var bu PTT'nin değil mi? Evet. Öyle yani bir başvuranın bulunduğu tabii. Bir şey değil. Yok. Ajanta falan değil. PTT. Evet. Gayet güzel. Memuru var. Otomatik santralı var. Evet. Uluslararası arayabileceğiniz. Her şey var. Her evde evet. Burada telefon var. Her evde de aslında. Evet. Peki arkadaki bina nedir? Bunun devletin yaptırdığı köy konağı. Çok amaçlı. Evet. Köy konağı? Çok amaçlı. Kullanılmak için yapılmış. Muhtar odası. Muhtar odası. Misafirhane. Düğün salonu. Evet. Turistik lokanta. Evet. İçinde de 3 evet. Tane odamız var. Şofbenleri falan da var. Evet. Yani motel şeklinde kullanılabilir. Evet. 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 Turizme daha evet. Turistik amaçlı bir tesis. Tamam. Peki bu yol ne tarafa, nereye gidiyor şimdi şu yol? Köyün bir kısmını içerisine alan yol. Nereye gider bu? Alaca'ya gider. Alaca'ya gider. Evet. Alaca'ya gider. Evet. Evet. Alaca. Alaca Çorum. Peki burada da bir levhalar var. Çorum gösteriyor. Herhalde 7 kilometre falan olması lazım Samsun asfaltına. Çorum Ankara yönünde evet. Giden yolumuz da burası. Evet. Nedir yani o ne binasıdır? Demin söyledik ki devlet buraya çok amaçlı düşünmüş. Düşünmüş. Öyle yapmış. Köy konağının yanına da evet. Fırın yapmış. Fırının da yapmış. Faal midir peki çalışan? Şu anda faal değil. Çalışmıyor. Ama yani çalıştıran birisi olsa tabii çalışan her şey hazır. O karşıda tahmin ederim yine bir bakkal ve kahvehane var. Evet. Köyünüzde kahvehanenin bolluğu 5 tane demin söylemiştim. Evet. Bu evet. Burada herhalde işsizin de çok olmasına evet. İşaret ediyor. Hayır olsa bu karşıdaki yer kahve, evet. Bakkal herhalde. Evet, kaç tane bakkal kahve var şeyde? Şöyle 5 tane.